Herkese merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugünkü dersimizde Türkçe yeterlik sınavı yazma bölümüyle ilgili birlikte bir pratik yapacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizde açıklama paragrafından bahsedeceğiz. Açıklama paragrafı bir konuyla ilgili bilgi verme amacıyla aslında yazılır. Tabii ki bunda öğreticilik, nesnellik çok önemli. Fikirlerimizi karşı tarafa aktardığımız bir paragraftan bahsediyoruz. Şimdi bu paragrafı yazarken kullanabileceğimiz kalıp ifadelere birlikte bir bakalım. Bu kısım gerçekten çok önemli. Kompozisyon yazarken kalıp ifadeleri bilmeniz size çok yardımcı olacak. Hadi başlayalım. İlk olarak kalıp ifadelere bakacağız. Daha sonra bu kalıp ifadelerle bir paragrafa bakacağız ve en son bir kompozisyon hakkında da konuşacağız. İlk olarak önem sırasına göre fikirleri sıralama. Evet, paragrafımızı yazarken önemli olan şeyleri sıralayarak anlatabiliyoruz. Bu ifadeleri, bu kalıp ifadeleri kullanmanız paragrafı yazmanızı çok daha kolaylaştıracak. Hadi birlikte bakalım. İlk olarak, ikinci olarak. Bunlardan ikincisi. Diğer bir sebep ya da diğer bir durum. Tekrar bakalım. İlk olarak, ikinci olarak. Burada birinci ya da ikinci şekline de kullanabilirsiniz. Ama yazarak tabii ki sayı olarak yazmıyorsunuz. Unutmayalım. Bunlardan ikincisi diğer bir sebep, diğer bir durum. Diğer sayfadan devam ediyorum. Her şeyden önce. Her şeyden önce çok önemli bir şeyden bahsediyorsam en önemlisi. Birçok sıralama yaptım belki ama bunların en önemlisi ya da daha da önemlisi. Hepsinden önemlisi. Bu da çok benzer ama hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi ikiye geçiyoruz. Benzer fikirleri belirtme. Benzer fikirlerden bahsederken kullanabileceğimiz Kalıp ifadelere bir bakalım. Ayrıca bunun yanı sıra bunun yanında dahası üstelik diğer sayfaya bakalım. Buna ek olarak ve bağlacını da kullanabiliriz. Hem nokta nokta hem Sadece sadece 3'e geçiyoruz. Açıklama yaparken hangi kalıp ifadeleri kullanabiliriz? Birlikte bakalım. Aslında ayrıca anladığım kadarıyla Aslına bakarsan başka bir deyişle kadarıyla daha açık bir ifadeyle dediklerine bakılırsa demek oluyor ki devam edelim doğrusunu söylemek gerekirse işin aslına bakarsanız neyse ki ne var ki? Ne yazık ki? Nitekim. Söylediklerine bakılırsa. Şu kadarını söyleyeyim ki. Yani dörde geçelim. Sebep bildirirken kullanabileceğimiz Kalıp ifadeler nelermiş birlikte bir bakalım. Çünkü, zira, mak üzere, mak için, d için şeklinde kullanabilirsiniz. Tabii bunlar için daha fazla seçenekler de var. İlerleyen derslerimizde size göstereceğim. Şimdi devam edelim. Sonuç bildirmek için kullanabileceğimiz şeylere şimdi bakalım. Böylece böylelikle bu durumda bu demektir ki bundan dolayı, bu yüzden bunun sonucu olarak dolayısıyla şu halde yoksa şimdi dersimizin aslında en önemli yerine geldik. Çünkü az önce size gösterdiğim şeyleri paragrafta kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Şimdi birlikte bir açıklama paragrafı yazalım. Hemen başlayalım. Bilimsel araştırmalar İnsan sağlığı üzerindeki etkileri bakımından oldukça önemlidir. Bir cümlemizi yazdık. İlk olarak ne yaptım? Önem sırasına göre sıraladım. İlk olarak düzenli egzersizin beden ve zihin sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Egzersiz yapmak kalp damar sağlığını korur ve stresi azaltır. İkinci olarak. Evet, önem sırasına göre sıralamaya devam ediyoruz. İkinci olarak dengeli beslenme. Vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasını sağlar ve obezite gibi sağlık sorunlarını önler. Bunlar dışında sigara içmek ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıktan uzak durmak da önemlidir. Sigara ve alkol kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Diğer bir sebep. Bakın, diğer bir sebep yeterli uyku almaktır. Devam edelim. Bir paragraf yazıyoruz, açıklama paragrafı. Uyku vücudun yenilenmesini sağlar ve konsantrasyonu arttırır. Diğer bir durum. Bakın değiştirdik. Tekrar tekrar aynısını kullanmıyoruz. Diğer bir sebep, diğer bir durum gibi kullanabiliriz. Diğer bir durum stres yönetimidir. Stres birçok sağlık sorununun temel nedenidir ve etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir. Her şeyden önce düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. En önemlisi erken teşhis birçok hastalığın etkilerini azaltabilir ve tedavi sürecini kolaylaştırabilir. Ruh sağlığına da önem verilmelidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek Uzun vadeli sağlık ve mutluluk için temel bir faktördür demişiz. Şimdi devam ediyoruz. Ayrıca sağlıklı ilişkiler kurmak da mental ve duygusal iyilik için gereklidir. Bunun yanı sıra toplumda sağlık bilincinin artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması da önemlidir. Üstelik hijyenik koşulların sağlanması enfeksiyonların önlenmesinde kritik bir rol oynar. Tekrar anlatmak istediğimiz bir şey var, eklemek istediğimiz bir şey varsa ne diyeceğiz? Buna ek olarak sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları bireylerin kendi sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilir. Evet, şimdi bakalım. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlık insan yaşamının temel bir parçasıdır dedik. Devam ediyoruz. Sadece bedensel sağlık değil. Aynı zamanda duygusal ve sosyal iyi olma da önemlidir. Aslında sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek hayat kalitesini artırabilir ve uzun vadede yaşam süresini uzatabilir. Ayrıca sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik sağlanması toplumun her kesiminin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlar. Sağlık üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurarak bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve korunmaları önemlidir. Sağlık her bireyin en önemli varlığıdır ve bu nedenle sağlıklı yaşam herkesin öncelikli hedefi olmalıdır. Evet, sizinle birlikte bir açıklama paragrafına baktık. Peki bir kompozisyon yazarken Nasıl kullanabiliriz? Kalıp ifadeleri nasıl kullanılırız? Öncelikli olarak nasıl sıralayabiliriz? Şimdi birlikte buna bakacağız. Sağlıklı yaşamla ilgili bir kompozisyonu birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sağlıklı yaşam tabii ki bir kompozisyon yazarken ilk olarak başlığımızı yazıyoruz. Giriş bölümündeyiz. Hemen paragrafta boşluk bıraktık ve başlayalım. Bilimsel araştırmaların insan sağlığı üzerindeki etkileri son derece önemlidir. Bu araştırmalar sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek, hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için kritik bir rol oynar. İnsan sağlığını etkileyen faktörleri anlamak ve bu bilgileri toplumla paylaşmak sağlık ve refahın artırılması için hayati önem taşır. Şimdi gelişme bölümüne geçiyoruz. Gelişme bölümüne başlayalım. İlk olarak hemen ne yaptık? Önem sıralamasına göre ilk olarak yazarak başladık. İlk olarak sağlıklı bir yaşam tarzının temel taşlarından biri düzenli egzersizdir. Egzersiz yapmak kalp damar sağlığını geliştirir, stresi azaltır ve genel zindelik düzeyini artırır. İkinci olarak devam ediyoruz. İkinci olarak dengeli beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar ve obezite gibi sağlık sorunlarını önler. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak da sağlık için hayati öneme sahiptir sigara içmek ve alkol tüketimi ciddi hastalıklara yol açabilir. Yeterli uyumak vücudun yenilenmesini sağlar ve konsantrasyonu artırır. Stres yönetimi de sağlık için önemlidir. Çünkü stres, bakın burada çünkü nedenini açıklayacağız. Çünkü birçok sağlık sorununun temel nedenidir. Bu şekilde de söyleyebilirsiniz. Temel nedenidir ve etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir. Gelişme bölümüne devam ediyoruz. Her şeyden önce. Bakın yine sıralama yaparken hemen yazdım. Her şeyden önce düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Erken teşhis birçok hastalığın etkilerini azaltabilir ve tedavi sürecini kolaylaştırabilir. Ruh sağlığına da önem verilmelidir. Çünkü neden önemi verilmeli açıklayacağım. Çünkü sağlıklı bir ruh halinin genel sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Sağlıklı ilişkiler kurmak da mental ve duygusal iyilik için gereklidir. Ayrıca toplumda sağlık bilincinin artırılması ve sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması herkesin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlar. Şimdi sonuç bölümüne geçelim. Sonuç olarak sağlıklı bir yaşam herkesin öncelikle hedefi olmalıdır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve korumak uzun vadeli sağlık ve mutluluğun anahtarıdır. Sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik sağlanması ve toplumda sağlık bilincinin artırılması daha sağlıklı bir toplumun oluşturulmasına yardımcı olur. Dolayısıyla sağlık üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurarak bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve sürdürmeleri önemlidir. Bu çaba hem bireylerin hem de toplumun genel refahını arttıracaktır. Evet, bugünkü dersimizde sizinle açıklama paragrafı nasıl yazılır? Açıklama paragrafı yazılırken hangi ifadeleri kullanabilirsiniz? Hangi kelimeleri bu kullanabilirsiniz? Bundan bahsettik. Örnek bir açıklama paragrafı yazdık ve son olarak size sağlıklı yaşamla ilgili bir kompozisyonu da gösterdim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.